Tavuk da pahalandı. Evet, öğrenciler mi alıyor daha çok? Daha çok yoğunluğumuz öğrenci. Öğrenciler, gençler. Evet. Peki, kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Şimdi orada yana bir dükkan açtık yeni. Daha açılışını yapıyorduk, sizin gelmeniz çok iyi oldu. Açılışını siz yapın da. Onu yaparız. Hemen iki yan dükkan, çok uzak değil. Yine cep telefonu mu? Evet başkanım. Aksesuar, biz sadece aksesuar satıyoruz. Ha, sadece aksesuar evet. Değil mi? Evet, evet. Aynen öyle. Bunları nereden alıyorsunuz? Valla başkanım bildiğiniz gibi Türkiye'de hiçbir şey üretilmediği için hepsi yurt dışından geliyor. Aksesuarlarda. Bir de dolarla geliyor. Mesela açık hesap çalışıyoruz. Bütün borcumuz dolarla. Evet. Yani doların yükselmesi, alçalması tabii bizim için en çok bizi etkiliyor. Yani. Etkiliyor tabii. Tabii. Evet, evet. O yönden de zaten sıkıntı. Amerika'da eğitim gördüm ama iş bulamıyorum. Bu iktidar yüzünden her yerde torpil istiyorlar. Bana ne olur yardım eder misiniz? Ne eğitimi gördünüz? İşletme fakültesi. İşletme. Şimdi 3. üniversitemi okuyorum. Turizm ve otel işletmeciliği. Evet. Ne otellerde iş bulabiliyorum, ne devlette iş bulabiliyorum. Evet. Torpilin varsa gel diyorlar. Şöyle yapabilir miyiz? Yani bana bir özgeçmiş verebilirseniz. Şu anda yanımda yok. Veya il telefonumu başkanımıza. Vereyim. Tamam. Telefon kartınızı verin size. Tamam. Ne olur bana telefonunuzu da verin. Ya. Tabii o ben ya elimiz... rüyamda da gördüm. Tamam, yemin sağ ediyorum. Sağ olun. Seher Hanım sizi arayacağız. Söz verin ne olur. Size arayacağız güveniyorum. Dedim. Evet size telefonumuzu arayacağız. Hemşehrimize hoş geldiniz. Eyvallah. Şeref vermek bilir. Teşekkür ederim. Cevizler nereden? Sakarya efendim. Kartsın versin efendim. Evet. Efendim? Kartsın. Yok, hayır bir şey yapmıyorum. Sakarya, evet. Evet. Fındığı Karadeniz'e. O da Sakarya. Sakarya'dan mı? Evet, Adapazarı. Efendim hayırlı işler diliyorum. Nasılsınız başkanım? Ben gayet iyiyim. Bol kazançlar diliyorum. Fındık ikram edelim. Burada başkanım. Burada mı? Nerede? Çekim yapıyor. Çekim yapıyor. Fotoğrafçı değil mi? Evet başkanım. Eski fotoğrafları da koruyor musunuz? Tabii ki. Kaç yıllık dükkan? Dükkan 2000'den beri başkanım. 2000'den beri. Evet. Devam edelim. Çünkü fotoğrafların bir yerde tutulması, arşivlenmesi çok önemli aslında. Aynen. Tarihi belge oluyor bir süre sonra. Aynen. Evet. Nasılsın? Okullar açıldı, işleriniz biraz açıldı biraz inşallah. Başkanım. Biraz açılması lazım çünkü fotoğraf çektireceğiz. Biz de okula başlarken fotoğraf çekerdik. Pandemiden dolayı bayağı sıkıntı yaşadık. Yaşadınız evet. Bayağı sıkıntı evet. Yaşadık. Rabb Allah kolaylık versin. Şükürler olsun başkanım. Erzurum uçağında da karşılaşmıştık. Evet. Neler yapıyorsunuz böyle? Şükürler olsun başkanım. Avukatım normalde ben. Faksın duruyor burada. Abimin dükkanı. O da emaneten bir bak dedi. Ben de sizi karşılayayım dedi. Avukatlık nasıl gidiyor? Şükür. Daha stajyer avukatız. Yani Daha evet. Yeni başladı. Aynen. Çiçeği burnunda avukatlarız benim başkanım. Benim kızım da avukat. O İstanbul'da. Evet İstanbul'da. Çok iyi başkanım. Avukatlık güzel bir meslek aslında. Kesinlikle. Yani savunmamız, tabii. Savunma hakkı. Zaman içinde pişeceksiniz. Tabii. Daha çok deneyim kazanacaksınız. Adalet dünyasını daha yakından tanıyacaksınız. Adalet mülkün temelidir başkanım. Temelidir, evet. Ve devletin dini adalettir. Tabii. Dolayısıyla size büyük görev düşüyor hukukçu olarak. Tabii ki başkanım. Adalet dağıtıyorsunuz. İnşallah. Tabii. Görüşmek üzere başkanım. Kendinize çok iyi bakın. Öyle mi? Ne kadar güzel. Evet, evet. Hoş geldiniz. Satışlar nasıl? Valla satışlarımız oluyor. Evet. Eski bir ticari kökenimiz olduğu için. Evet, evet. Güzel. Ama genel olarak soruyorsanız ekonomiyi... Biliyorum, onu biliyoruz. Onu biliyoruz. Daha çok tabii yeni evlilikler vesaire falan olunca tabii insanlar alıyorlar, ev düşüyorlar. Ama başkanım, Türkiye'de hep zenginler daha zengin oluyor. Fakirler bizim daha gibi fakir. Çalışanlar da daha fakir. Fakirleşiyor. Maalesef. Hayat böyle. Ama değiştireceğiz. Ama projelerinizi bekliyoruz. Önce projelerden bahsedin. Mesela siz burada ücretlisiniz. Asgari ücretten vergiyi kaldıracağız mesela. Vergisi olacak. Bunu yıllardır söylüyoruz. Esnafın bankalardan çektiği kredilerin faizlerini sileceğiz. Çiftçinin aldığı kredilerin faizini sileceğiz. Bunu da ifade ediyoruz. Yani. Hiç endişeniz olmasın. Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu yok. Ben 27,5 yıl maliyede çalıştım. Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, para nereye harcanır, öncelikler nedir? Eğer bunları iyi belirlerseniz toplum buradan büyük kazanç elde eder. Bir de mesela
Başkan, özür dilerim, sözünüzü kestim. Türkiye'nin en büyük sorunu liyakat sorunu var. Öyle. Mesela birçokun mezunu devletin üst kademesinde yer alıyor. Ben işletme fakültesi mezunuyum. Tabii. Ben size iş yok. Öyle. Ama liyakat sistemini ilk dirilendiren de biziz. Adaleti ilk dirilendiren biziz. Devletin temelinde liyakat vardır. Liyakat olmazsa devlet ayakta duramaz. Siz ilkokul mezunu birisini getirip de Merkez Bankası'nı başına koyamazsınız. Her üniversite mezunu da koyamazsınız. Tıp fakültesinden mezun. O da üniversite. Ama oraya olmaz. O ameliyathaneye gidiyor. Dolayısıyla o liyakat iş bölümü, görev dağılımı bu. Size bir şey daha ifade edeyim. Öyle alasmalık değil. Gelişmenin tanımını şimdi 21. yüzyılda şöyle diyorlar. Küçük ayrıntılarda iş bölümüne giren ülke gelişmiş ülkedir. Eskiden doktor dedik, şimdi hangi doktor diyoruz? Eskiden öğretmen derdik, hangi öğretmen? Dolayısıyla her alanda uzman yetişiyor, onlar liyakat dediğimiz alanı oluşturuyor. Ve dolayısıyla da gelişmişliğin tanımı buraya bağlı artık şimdi. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Görüşürüz. Nasılsınız efendim? Evet, iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Stajyerim. Hoş bulduk. Üçüncü sınıf öğrencisi, yeni gençlerimizden evet. Kaynaklı. Nereden okuyorsun? Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ndeyim. Gayet güzel. Güzel bir üniversite. Evet, çok Aksim güzel. Aksim köklü bir üniversite. Evet, 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 evet. Nasıl gidiyor işler? Şükür güzel. Güzel. Güzel bir hizmet verdik. Çok fedakarlık yaptık. Eczacılar, doktorlarımız, pandemi meslektaşımız. Pandemi döneminde bütün sağlık çalışanları, evet. Eczacılar dahil. Hepimiz şükran borçluyuz onlara. Olağanüstü çaba harcadınız. Nefes, burnumuzu evet. Dahi ezenden çıkarmadım. Evet, çok iyi evet. Çalıştık. Evet. Çalışma arkadaşlarımla birlikte. Evet. Şimdi stajyerler yetiştiriyoruz. Yardımcı olmaya güzel, çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Aynen. Yasanız da çıktı. Çıktı. Biraz rahatsınız. Biraz daha rahat ama daha da güzel yapılabilir inşallah. Daha iyi. İnşallah daha Sayın da iyi Sayın Özgür Özel'lere, Özel'e selamı iletin. Meslektaşım. Hay hay. Meslektaşınız da evet, o zaman. Evet beraber onunla. Genel sekreter de orada o zaman. Evet o da kurmuştuk. Ben evet. De işte Eczacı Odası'nı kurmuştum. Evet, evet. Çok yakındık ve çok seviyordum. Güzel. Çok da güzel bir yerde. Tamam. Kendilerine çok selamlar Metin. Görüşmek tamam. Üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir fotoğraf alabilir miyiz? Alırız. Hem pirinç alıyoruz. Bu taraflarda yok mu? Üretici. Üretici. Bu taraf sağlıksız, daha doğrusu hani havası üzümdeydi. Yani akış, rüzgar olduğu zaman buralar işte, Bolu, Balıkesir, İzmir, bu taraflar merkezde oluyor. Büyük yani, Türkiye genelinde. Evet, evet. Bir de kaliteli oluyor. İşte bazıları iflas etti, bazıları ayakta duruyor. Genelde hep iflas. Zor da ayakta duruyor yani. Peki efendim. Size bir şey sormak tabii. İstiyorum gerçekten. Hani bu Türk gençlerin çoğunluğunun düşüncesi hani biz ben ve arkadaşlarım dahil olmak üzere çoğu Türk genci de yurt dışına gitmek istiyor sürekli. Evet. Bu konu gerçekten bizleri de üzüyor. Hani ama evet. Hani geleceğimiz evet. için daha güzel daha iyi şartlar için gitmek istiyoruz. Bunlar değişecek mi? Değişecek. Yani sizler geleceğinizi dışarıda değil Türkiye'de bulacaksınız yani. Biz de onu istiyoruz. Tabii onun olması lazım. Tabii siz iş bulamayınca biraz umutsuzluk çıkıyor. Tabii ki. Umutsuzluk biraz derinleşince artık ben Türkiye'yi terk edeyim, yurt dışına gidip çalışayım diye bir düşünce oluşuyor. Ama yani seçimlerden sonra inşallah tablo çok değişir. Değiştikten sonra da göreceksiniz yeni istihdam alanları, yeni çalışmalar, gençlerle ilgili projeler, bunların hepsi hayata geçirilir. Benim zaten önümüzdeki günlerde gençlerle ilgili bazı açıklamalarım olacak. Evet, canlı yayınlara falan da katıldım. Evet, ben sizi evet, izledim evet, gençlerin evet. olduğu. Dolayısıyla gençleri, Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Böyle bir hakkınız yok. Sağ olun. Türkiye'yi alıp ileriye taşıyacak olanlar sizlersiniz i̇nşallah, zaten. İnşallah. Çünkü sizler bizden daha iyi yetiştiniz. İnşallah. Abi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kuzey oğlum. Kuzey. Yakışıklı mı hocam? He? Maşallah. Başkanım, babam sizin hayranınız bizler de. Çok selamlarımı var. O kendisi biraz rahatsız olduğu için gelemedi. Tamam efendim. Ben de yurt geçmiş dışından olsun. Geliyorum. Sizi öyle bekliyorum. Öyle mi? Neredesiniz? Almanya'dayız. Almanya'dasınız. Kuzey Rembes. Kaç yıldır oradasınız? 41 yıl oldu 41 başkanım. Yıl. Maşallah, evet. Maşallah. 41 yıl peki oldu. Efendim, hoşça kalın. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Muhtarlarla ilgili projelerinizi destekliyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Muhtarlık kurulu güçlendikçe demokrasi güçlenecek. Bu çok önemli. Çünkü vatandaşın en rahat ulaştığı kişi muhtar. Evet. Yani bir derdi olduğu zaman gelip muhtara anlatabilir. Aynen.
Dolayısıyla da muhtar ne kadar güçlü olursa, mesela sosyal yardım dağıtıyoruz. Sosyal yardımın muhtar aracılığıyla dağıtılması lazım. Çünkü mahallede kim fakirdir, kim zengindir, en iyi muhtar bilir. Doğru. Yani ben nereden bileceğim? Veya bir devletin bir müdürü nereden bileceğim? Ama muhtar mahallesini bilir, mahallesine hakimdir, sorunlarını bilir. Bütün bunların hepsi mümkün. De, sayın vekilimiz, il başkanımız sağ olsun muhtarlarla ilgileniyor. Mecliste bir konuşma yapacağı zaman bizleri arıyor. Evet. Bir isteğiniz varsa dile getireyim mecliste diyor. Birinci elden bilgiyi sizden alacak tabii. Allah razı olsun. İl başkanımız öyle. İl özellikle vekilimiz Allah razı olsun. Muhtar arkadaşların bir problem olduğunda çok ilgileniyor. Bizi memnun ediyor. Evet. Ama sizin şu muhtarlarla ilgili açıkladığınız projeyi canı gönülden destekliyoruz. İnşallah hayata geçer diye düşünüyorum. Geçecek, sizin bütçeniz de olacak. Ben, bütçe. Ben geçeceğine de inanıyorum. Yok, olacak, olacak, olacak. İnşallah. Olacak. Olacak, bütçenizin de olması lazım. Çünkü fakire, fukaraya şöyle veya böyle yardım eder muhtar. Bilir yani. Mahallenin muhtarı ve mahallenin esnafı bütün mahalleyi tanır. Kimdir, nedir, ne değildir. Ya bütün bunların hepsi bizim şey vardı. Sencer Ayata. Sencer Ayata bizde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde profesördü. Sencer Ayata Dünya Bankası diyor ki bir yoksulluk envanteri çalışması yapabilir misiniz? Yaparız diyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde hocalar lojmanlarda oturuyorlar. Bu yoksul nerede? Gidip bulalım bir anket yapalım diye. Bu ya nerede bu yoksullar diye. Sonra birisi diyor ki gideceksin ya mahallenin bakkalını bulacaksın veya muhtarını bulacaksın. İkisine sor, sana o mahallede kim fakir bulursun git orada anket yap. Ve gerçekten anketi öyle yapıyor. Son derece sağlıklı ve güçlü bir anket de çıktı ortaya. Bir çalışma da çıktı ortaya. Muhtarlık kamu kurumu sayılmıyor. Kanuna göre kamu kurumu sayılmadığı için muhtarlık, belediye muhtarlarla beraber ortak proje yapamıyor mesela. Yasak kanuna göre. Bunun değişmesi lazım. Muhtarlık kamu kurumu. Millet seçmiş, gelmiş belediye başkanı gibi. Belediye kamu kurumu, muhtarlık kamu kurumu sayılmıyor. Belediye kanundaki o değişikliğin de yapılması lazım. Yani sizin sorunlarınızı bütün ayrıntılarına kadar döktük. Evet. Üzerinde uzun uzun çalıştık. Sonra muhtar arkadaşlara sorduk. Hani dedik ya belki biz yanlış yapmış olabiliriz. Muhtar arkadaşlar da baktılar. Sonra bir muhtarlık kanunu hazırladık. Dedim ya 82 kanunda bilmem kaç maddede muhtar adı geçiyor. Ne siz bilirsiniz ne ben bilirim. 354. Efendim? 354. 354 maddede muhtar geçiyor. Kim bilecek onu? Kimse bilmez yani. Onunla ilgili bir kanun hazırladık. Onu muhtar kuruluşlarına gönderdik. Kuruluşların görüşlerini aldık. Sonra daha iyi bir hale geldi. Onların görüşlerini de aldıktan sonra. Şimdi onun kanunlaşmasını bekliyoruz. Kanunlaşırsa muhtarlar güzel bir kanuna sahip çıkacaklar. Yani orada bu ödeneği kaldırıyoruz. Muhtarlar için maaş olması lazım. Muhtarın da izne çıkma hakkı var. İzne çıkınca ödeneğiniz kesiliyor. Evet. Yok ödeneği. Yok. Belediye başkanı kesiliyor. Niye muhtarınki kesiliyor? Seçimse millet. Mahalle ise aynı mahalle. O zaman niye bu farklılık yani? Sorunumuz olmaz olur mu başkanım? Biz zaten bitmiş. Maddi olarak, manevi olarak çöktük zaten. Bir de peşinden pandemi vurdu bizi. Vurdu, evet, o büyük sıkıntı. Evet. Arabamızın bir civatasını dahi taktıramıyoruz. Lastik alamıyoruz. Geçen bir güne yaptırdığımız yağ değişimi şimdi oldu 300 lira sayın genel başkan. Yağ değişimi? Evet, sadece yağ. Filtreler hariç. İş yok zaten. Bu oluyor. Filtre ne oldu? Onlar İskenderun'da üretiliyor bildiğim kadarıyla ağırlıklı olarak. Başkan Nevşehir'de de üretilse günlük zam geliyor. Akşam yatıp sabahın zamına katıyoruz. Evet. Pompadan akşam eve giderken depomuzu doldurur gideriz. Evet. Gece iş çıkar diye. Tabii. Geri ertesi gün pompaya tekrar vardığımız zaman bakıyoruz buna 50 kuruş, 20 kuruş artmış. Artmış. Evet. Bir gün içinde. Allah kolaylık versin diyelim. Daha önce bir yahar 4 kazanırdık. Şimdi 3 yakıyor, 1 kazanıyor. Evet. Mültecilerde çok sıkıntımız var başkanım. Burada kaç tane yani mülteci var mı burada? Çok. Felaket. Felaket başkanım. Suriyeli mi, Afgan mı? Suriye, Afgan mı?
Her memlekette var. Kazakistan'ın hepsi var hocam. Bir de başkan, bir de taşıma yasağı var. Yani biz taşıyamıyoruz da. Ben şu anda cezalıyım mesela. Denetimdeyim şu anda başkan. Evet. Ne göçmen kaçakçılığıyla suçlandım ben. Faruk Bey'e de anlattım bunu. Kaçak belge kaçakmış. Sahte belgeymiş. Sizin belgeleri. Evet. Göçmenleri. Ondan dolayı 20 ay ceza aldım sayın başkan. Şey taşıdığın için? Taşıdığım için. Göçmen kaçakçılığıyla suçlandım. Belgenin sahte olduğunu nereden bileceksin sen? Vallahi bilmiyorum işte. Genelde genel yönetmenlik geldi dedi bize, genelge gönderildi emniyetten. Size değil, o sahte belgeyi düzenleyene ceza vereceksin yani. Sanki biz Afganistan'dan kaçak getiriyor. Buradan gelmiş. Türkiye'ye girmiş. Kayseri'ye götüremiyor. Kayseri'ye götürdün mü polis aramamızı götüremiyor. Adam buraya kadar geliyor Sayın Genel Başkanım. Nevşehir'e yerleşiyor, evet. Oturuyor. Evet. Ama bizim taksimize bindiği an biz suçluyuz. Allah Allah. Kendileri de onlara hiçbir yaptırım yok. MA plakalar veriliyor. Bunların alınmasını istiyoruz biz ellerinden. Haberimiz var. MA misafir araçları. Kendileri taşıyabiliyorlar. Evet. Kendilerine hiçbir... Bunu Vali Hanım'a da ilettik biz. Evet. Hep beraber çıktık arkadaşlarla. Ben bunu yeni duyuyorum ya. MA plakalı. Evet evet. Başkanım biz burada oturuyoruz. Vekilin meclise kadar. Meclise taşı sağ olsun başkanım. Evet. Buradaki emniyet müdürlüğüyle de görüştüm. Bu konuyla onlar da rahatsız. Tamam. Buradaki emniyet de rahatsız onlardan. Henüz daha cevap gelmedi ama. Yani arkadaşlara da sorun vergesi gönderdi. Sağ olsun vekilim götürdü, taşıdı. Biz daha önce... Sayın Genel Başkanım, benim yeğenim sizi çok sevip merak ediyor. Eğitimle eğitimle ilgili size bir şeyleri var. Ha, merhabalar. Vesile ismi. Ben gayet iyiyim. Nerede, neredesiniz siz böyle? Ben şu an Çanakkale'deyim, Asos'tayım. Ya ben ne kadar... Bu teknolojinin bize sağladığı imkanla şimdi görüşüyoruz değil mi? Şey kesildi galiba. Öğrenci yeni sınavlara girdi. Eğitimde çok sıkıntısı var. Seçim vaatleri ama annemizi de çok takip ediyorum. Konuşmalarınızı dinliyorum, gazetelerde okuyorum. Ve emin ol Z kuşağı olarak ben de bir gencim. Vallahi bu Z kuşağı birilerinin rüyasına giriyor. Ben onu gayet iyi biliyorum. Yani sizler doğru karar vereceksiniz. Ona da İnşallah. İnanıyorum. İnşallah evet. Başkanım. Peki efendim. Oldu. Çok sağ olun Genel evet. Başkanım. Bizim sıkıntımız başkanım yani hele hele ülke için bu mültecilerin... Çek resim çek resim. Resim olarak çek. Söz verdim. Söz verdim. Biliyorum. En geç 2 yıl içinde ben göndereceğim. İnşallah. Davulladım. İnşallah. Onları ben Genel Başkanım bunları bir gönderin. Biz arabalarımızdan taşıyalım. Ama ücretsiz biz gönderip sınıra bırakalım gelelim onlara. Yok yok ben onları evlerine bırakacağım. Sayın Başkanım. Hiç evlerine bırakacağım. Vallahi götürelim Sayın Başkanım. 18 yıl öncesi. Evet. 18 yıl öncesi. Bu memlekette bir tane uyuşturucu içen yoktu. 18 sene sonra bu daha şimdi 10 tane çocuktan 6 tanesi uyuşturucu kullanıyor. Asıl beka sorunu. Yemin ederim bunlar yani. Asıl beka sorunu evet. Bunlar. Bak burada altta hemen altımızda lavabo var. Evet. Tuvalete giremiyoruz uyuşturucu için nereden? Evet. Allah Allah. Yemin ederim buradan giremiyoruz Kamil Bey. Ben bunu... Çok büyük rakam, çok büyük rakam. Ya abi. Kilise git, kilis nüfusunun yarısından fazla Suriyeli var. Suriyeli, tabii. Aynen öyle. Gaziantep'e git, Şanlıurfa'ya git, Hatay'a git, Adana'ya git. Başkanım, Türkiye ekonomisine gerçekten hiçbir katkısı yok. Yani kendi bakkalını açıyor, kendi berberini yapıyor, evet, kendi taksiciliğini evet. Yapıyorlar. Vergi Suriye'den yok, getiriyorlar. Yok. Bir de üstüne ha. 40 milyar dolar. Başkanım bir de bu sigortalardan çok müzdarip biz. Yani Suriyelilere kızmak yerine Suriyelileri buraya getirenlere kızmamız lazım. Burası ağaç çıkar. Burası ağaç çıkar baştan. Araç sigortamız Sayın Başkanım normal bir araç 400 lira 1000 lira arası sigortası evet. Çıkıyor. Evet. Bizim aracımız 4000 liradan aşağı çıkmıyor. Niye? Bizi İstanbul taksisiyle beraber evet. Kıyaslıyorlar. Baz alıyor. Ankara İstanbul taksiyle bazı alıyor. Kasko hiç yaptıramıyor. Kasko 20 bin lira. Kasko yaptıramıyor. Hiç yaptıramıyor. Sen risk aldın kasım diyor. Kaskoların hiç yanına var. 20 bin lira kasko çıkıyor bize. Evet. 4 bin liradan aşağı sigorta çıkmıyor. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Ama moralinizi bozmayın. Ümidimiz sizsiniz Sayın Başkanım. Moralinizi bozmayın. Hepsini düzelteceğiz. Göreceksiniz.